Kaz grubu, orada Kalyoncu devreye giriyor, orada Berat Albayrak devreye giriyor vesaire. Dolayısıyla oradan oraya Dilek Güngör'e sitem edip de Berat Albayrak'a sitem etmemek mümkün olmuyor yani. Peki, ama bir dakika, o zaman cümleyi yeterince iyi okuyamadım herhalde. Şöyle bir daha okuyayım o cümleyi. Yani o yazının ismini vermediğini söylemeliyim ama eşkal şöyle bir şey. Yani iki kanadı var, cik cik diyor, uçuyor. Hani bir tek kuş denilmemiş neredeyse. Tekrar okuyayım. Bazı çevreler yakın zamanda savcılarla işbirliği yapmış olabileceğime bu nedenle az ceza aldığımı ima eden yazılar servis ettiler. Yoruma gerek yok fakat bunları onlara yazdıranların maksadını iyi irdelemek lazım. Olası negatif sonuçlarda fatura kesilecek birileri lazımsa sorumluları ve menfaat temin edenleri uzakta aramalarına gerek yok. Hemen yanı başlarına veya aynaya baksınlar. Daha ne kadar yazılabilir bilmiyorum o sadece. Evet. Kerim Rota neden istifa ettiğini borsadan biliyor musunuz Hakan Atilla'nın? Hiçbir bilgisayarı bilmiyorum misiniz? Ama yani zaten bence hani bu kadar çekilen acılar, sıkıntılardan sonra profesyonel hayata da çok böyle dört elle sarılmak istememiş olabilir. Çünkü artık ondan sonra hani kariyerde de bir şeyler yapmak da çok şey istememiş olabilir. Hem zor yaş itibariyle. Yani bu kişiden bağımsız olarak söylüyorum. Yaşanan şeyler itibariyle. Zor. Evet yani bir de hani her ne kadar kamu bankası olsa çok iyi bir bankacı. İşte Borsa İstanbul dediğiniz artık o üst düzey çok üst düzey yönetiler biraz siyasi pozisyonlar. O kadar siyasi bir pozisyonu da kaldıramamış olabilir. Çok ilginç. Ben özellikle post AKP dönemi için önemli bir kaynak oluşturacağını düşünüyorum. Yazılanlar kadar yazılmayanlar da herhalde önümüzdeki... Cesaret de istiyor yani bu dönemde kolay değil, bir kitap böyle çıkarmak. Bir dönemde. Ve şu anda gerçekten de kendi mütevazi hayatında kimseye röportaj vermedi. Sadece kitabını yazdı, kenara koydu ve oğluyla, eşiyle her zamanki sade hayatını yaşamaya devam ediyor. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Halkbank davası süreci şimdi askıya alındı. Askıya alındı, evet. Temiz mahkemesine gitmesi istenmişti. Reddedilmişti. Türkiye Yüksek Mahkeme'ye taşımak istedi davayı. Kendi tezlerini anlatmak ve Halkbank'ı aklamak ve bu yaptırımlardan kaçınmak için. Şu anda galiba Biden yönetimi böyle bir meseleyi yayıyor, zamana yayıyor gibi anlıyorum yani ben. Yani başından sonuna aslında siyasi bir dava oldu bu diye görüyorum. Ama zannediyorum bizim hükümetin veya Halkbank'ın bu davayı sıkı takip etmeye başlaması daha yeni bir durum. Kitabı okuyunca onu anlıyorsunuz. O anlaşılıyor. Evet. Yani ipin ucunu bırakıp kaderiyle, hem Hakan Atilla'yı hem Halkbank'ı kaderiyle baş başa bırakan bir yönetim tarzından vazgeçmişler. Hem de Türkiye'yi bir boyutuyla Türkiye'yi, yani çünkü Halkbank davası demek evet, eşittir Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar demek. Şimdi zannediyorum en azından demek. Doğru bir başvuru yapılmış ve bu başvurunun sonucunda da süresiz bir erteleme oldu. Demek ki aslında ABD ile olan ilişkiler ne Trump ne Biden tamamen hepsi siyasi ve kişisel ilişkilerin etrafında döndüğünü de burada görebiliriz. En azından bu tehdidin belirsiz bir süreliğine Türk ekonomisinin üstünden kalkması da bence pozitif. 17 bin çalışanı varmış Halkbank'ın. Ne kadar korkunç bir şey değil mi? Yani şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki biz Zarrab dosyasının ayrıntılarını bilseydik, bizden bu görüşmeler David Cohen'in Türkiye'de 17-25 döneminde gelip banka yönetimiyle yaptığı toplantılar gizlenmemiş olsaydı, David Cohen'in Amerikan Kongresi'ne verdiği sunum kongre tarafından gizli oturum olarak karartılmamış olsaydı, biz bütün bu bilgileri benim savunmam sırasında da kullanabilmiş olsaydık, Reza Zarrab'ın bütün ülkenin ve 17 bin çalışanı olan bir bankanın itibarını 5 paralık etmesinin de önüne geçmiş olabilirdik çok diyor. Çok kıymetli çalışanlar var. Bakın o günden sonra Halkbank yurt dışında herhangi bir tahvil ihracı da yapamadı. Yapamadı evet. Yani bütün bankalar yaptı. Ziraat Bankası yaptı, Vakıf Bank yaptı. Sendikasyonlar da zorlandı. Sendikasyon yani hiçbir tamamen lokal, yerel bir banka olarak hayatına devam etmek zorunda kaldı. Bu kadar global bir ekonomide çok kolay bir iş değil. Hem bankanın potansiyeli düştü hem de zorlandı o dönemlerde. Bunlar bizim kurumlarımız. Ben tabii Ziraat Bankası'na da bizim bankamız diye bakarım. Halkbank'a da öyle bakarım. Vakıf Bank'a da öyle bakarım. Yani kimsenin bir bankanın bir ülkenin itibarını tabii bu şekilde 5 para... Evet. Cumhuriyet Kurumu ne güzel söylediniz. Evet. Yani, hakikaten ağlamak geliyor insanın içinden. Yani ne Ziraat Bankası'nın o 900 milyon dolarlık krediyi bir gruba peşkeş çekmesine razı olabiliriz. Ne tanımadığımız etmediğimiz bugün adı Aaron Goldschmidt olarak ortalıkta hala dolanan, korunan ve kollanan
belki de Türkiye'de hala işlerine devam eden bir adamın bu ülkenin itibarını beş paralık etmesi, yani hakikaten insanın iç acı. Ve o dönemin şimdi... aktörleri nerede? Süleyman Aslan nerede? Murat Uysal nerede? SPK Başkanı bugün, o zaman Halkbank'ın yönetim kurulu üyesiymiş. Ali Fuat Başkesen ne oldu? Kimdir bu insanlar? Süleyman Aslan o dönem Halkbank'ın genel müdürüydü. Aslında Cohen'in rapor dinlediği isimlerden bir tanesi Süleyman Aslan. Bu anlamda en üzerinde konuşulması gereken isimlerden bir tanesi. Fakat bu 17-25 Aralık'tan sonra Reza Zarrab'ın da en azından itirafçı olmasından sonra tümüyle şeyden çekildi. Devlet bürokrasisinden çekildi. Öğrendiğim kadarıyla danışmanlık hizmetiyle geçiniyor. Süleyman Aslan. Kime evet, danışmanlık bu anlamda yapıyormuş? Berat Albayrak'a yakın olduğu söyleniyor. Yani an itibariyle Berat Albayrak'a yakın bir isim. Bir dönem onunla da beraber Berat Albayrak'ın bakan olduğu dönemde ona da beraber çalıştığı söyleniyor. Ama bunlar an itibariyle resmi bir şey olmadığı için, çalışan olmadığı için bilinmiyor. Ama diğerleri mesela, senin saydığın isimlerden Murat diğerleri. Murat Uysal mesela, o dönem gene bütün bunlar yaşanırken o toplantılara gelip çıkan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal. O dönem, yani bu kadar hikaye dönerken Halkbank'ın yönetim kuruluna, daha sonra Merkez Bankası'na geçiyor. Merkez Berat Bankası, Bey'in bakanlığı döneminde mi Merkez Bankası Berat Başkanlığı yaptı? Berat Bey'in bakanlığı döneminde. Yani Ağustos 2019'da Murat Çetinkaya'yı görevden alıyorlar. Zaten aynı dönemde Berat Bey zaten bakan. Hemen aslında yerine. Berat Bey'in istediği, yani çok belli o. Berat Albayrak'ın talimatıyla atadığı bir Merkez Bankası Murat başkanı. Murat Uysal'dan bahsediyoruz şu anda. Ekrandaki o 128 milyar dolar, eriyen 128 milyar dolarda aslında kendisinin büyük payı var. O dönemde Murat Uysal'ın evet, Merkez büyük Bankası ölçüde Başkanı. Murat, bu, Murat ya, o operasyonu yürüten şey Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dı. Murat Çetinkaya aslında fişi çekildi. Neden? Çünkü Mart 2019 seçimlerine yüksek faize girildiği için sorumluluk, bu yenilginin, seçim yenilgisinin sorumluluğu Murat Çetinkaya'ya bırakıldı. Çünkü yüksek faiz demek piyasanın durgun olması anlamına geliyor. Kardeşim, seçimlerden önce faiz düşüreceksin ki piyasaya para pompalayacaksın. Tabii. Sen ne yaptın? %24 politika bu faiziyle bizi seçimlere soktun. Kapı arkası diye adlandırılan satışlara da karşı çıktığı da Murat evet. Çetinkaya'nın konuşuluyordu. Bu görevden alınma sebeplerinden bir tanesinde bu. Şimdi o zaman o dönemin Halkbank yönetimindeki 17-25 ve Reza Zarrab dosyası dönemindeki kişileri konuşuyoruz. Süleyman Aslan Halkbank'ın o dönem genel müdürü, şu aralar ortada yok. Sayın Albayrak bir dönem danışmanlık yaptığı söyleniyor. İkincisi gene yönetim kurulu üyesi Murat Uysal. 128 milyar dolar rezervin eritildiği dönemdeki Berat Albayrak'ın bakanlığının altındaki Merkez Bankası eski başkanı. Şu anda da Murat başkan. Bey, Murat Bey şu anda da Hazine ve Maliye Bakanı'nın, yani Nurettin Nebati'nin müşavir kadrosunda. Murat Uysal. Evet, yani öyle danışmanlık mi? Yapıyor, evet. Peki, tesadüf mü bütün bunlar bilmiyorum ki Nurettin Nebati'de. Türkiye'de hiçbir şey tesadüf değil. Yani Nurettin Nebati'nin de Berat Bey'le olan ilişkisi biliniyor. Üçüncü isim SPK, bugünün SPK Başkanı, Sermaye yani... Piyasası Kurulu. Onunla da ilgili İyi Partili Erhan Usta'nın geçtiğimiz günlerde bir beyanatı var. Erhan Usta diyor ki, bu beyefendi diyor Bankasya'da çok tartışmalı bir isim. Bu haliyle uzun yıllar genel müdürlük mü yapmış? Yok, 1996'dan 2012'ye kadar, yani 16 yıl boyunca uzman olarak girdi. Kredilerden sorumlu genel müdür yardımcılığına kadar yükseldi. Ondan sonra Bankasya'dan ayrılıyor Vakıf Bank'a. Daha sonra 2018 yılında SPK başkanlığına atanıyor. Yani kaç yıl çalışmıştı Bankasya'da? 96'dan 2012'ye kadar, yani 16 yıl boyunca Bankasya'nın yöneticisi. Ve kredilerden sorumlu, kredi tahsis müdürlüğünde genel müdür yardımcısı olarak. Bugün şu anda Sermaye Piyasası. Sermaye Piyasası Kurulu Genel Başkan. Genel başkanı, müdürü. Başkanı. Genel başkan, doğru. Sence Silivri'de Bankasya'ya para yatırdığı için şu anda FETÖ'cülükten yatan kaç kişi vardır? Yargılanan kişilerin olduğunu biliyorum. Çok fazla kişi olduğunu biliyorum. Çünkü FETÖ ile mücadele kapsamında bazı veriler oluyor. Bazı önemli emareleri baz alıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Bankasya ile hesap açtırıp açtırmadı. Çünkü FETÖ lideri teröristin çağrısından sonra Bankasya'da para açılıp hesap açılması bir emare olarak gösteriliyor. Yani üyeliği emare olarak evet. gösteriliyor en azından. Oradaki noktalardan birisinde de yargılama konusu oluyor. Şimdi düşünün ki ortaklarından bir tanesi ve o dönemde para yatıranlardan bazıları devletten ihale alıyor. Şimdi görüyoruz ki bürokrat olarak da hala işlevine devam ediyor. Tabii bu da bir adaletsizliği, hakkaniyetsizliği tabii. getiriyor. Durum bu. Halkbank meselesinde, Halkbank dosyasında durum bu. Aktörler de bunlar. Ben önümüzdeki günlerde eğer yaygın okunabilirse çok tartışılacak bir kesinlikle. Kitap olduğunu düşünüyorum.
Biz gene dönelim ekonomiye. Muratçığım, faizler, belediyeler, evet. Faizler güya düştü değil mi? Şimdi Perşembe evet. Günü siz ne bekliyorsunuz? Sayın Bakan söyledi zaten 3 ay boyunca dokunmayacakları gibi bir ifade kullandı. Daha önce kardeşi bilgiyi vermişti. Bu sefer kendisi. Ben dolayısıyla Ocak, Şubat, Mart en azından Ocak ayında bir değişme beklemiyorum. Peki bu döviz etkilemeyecek mi? Ya dövizde zaten artık bir bant sisteminin içine girdik yani 13,5. 12'ye düşme durumu var mı hocam? Ya bir şey demek çok zor artık sevgili Murat. Yani